dikkatimi çeken şey, yaş aldıkça bunu çok sık söylüyorsunuz. Söylemlerinizde hep geçmişe dair daha farklı yaşardım, keşke diyorsunuz. En spesifik örneğiniz ne olabilir bununla ilgili? Specific example from my life. Hayatımdan spesifik bir örnek verecek. I have two sons. Aslında şöyle söyleyeyim, çok sevdiğim iki oğlum var. My wife and I had always talked about having a third. Ve eşimle birlikte hep bir üçüncü bir çocuk sahibi olmaktan bahsederdik. Tabii ki çoğu zaman olduğu gibi hayat tabii ki her zaman buna zaman doğru zaman olmadığını görüyorsun. Sonra bir anda vakit geçmiş oluyor. Tabii ki şu anda benim için hayatımdaki en önemli şey oğullarım. Ve tabii ki biraz daha fazlası olsaydı diye düşünmeden edemiyorum. Ama tabii ki çok müteşekkirim ailemden dolayı. Çok şükran duyuyorum. I'm fine. Evet, iyiyim diyebilirim. Bunda sorun yok. O zaman ileride torunlar olunca çok mutlu olacaksınız diye düşünüyorum. I'll be very happy with grandchildren. Çok çok mutlu olacağım torunlarım olursa. Tabii ki ebeveynler neden bu kadar torun istediklerini anlamazdım ama oğullarım gerçekten okuldan evden ayrıldıktan sonra torun istediğimi fark ettim. Çok şekersiniz. Kitapta, Mobius'ta girişte fark ettiğim bu ayırıcı an dediğiniz bir an var. Siz şöyle diyorsunuz aslında ona, dünyamızı ikiye ayıran en az bir an vardır. O an ilk bakışta muhtemelen önemli görünür ama değildir. Önemli olan daha önce gelir. Ben ona ayırıcı diyorum diyorsunuz. Sizin hayatınızdaki en büyük ayırıcı neydi ve neye sebep oldu? Hayatımdaki en büyük ayırıcı 6 yaşındayken hasta olduğum sol gözümdeki bütün görme yetisini kaybettim. Sağ gözümdeki görme yetisini de büyük bir bölümünü kaybettim. Ve tabii ki sonraki yıllar içerisinde çok hastanede yattım. Tabii ki benim için çok zorlu bir dönemdi. Ailem için de, ebeveynlerim için de çok zorlu bir dönemdi. Hastanede hep yalnız kalıyordum. Tabii ki sizinle birlikte her zaman kalmaları mümkün değil. Babam çalışıyordu, annem de kız kardeşime bakıyordu. Bu yüzden tabii ki mümkün olduğunca geliyorlardı ama yani her zaman yanımda olmaları mümkün değildi. Günün her saatinde yanımda olmaları mümkün değildi. Babam benim için sesli kitaplar seçmişti. Ve babamın tarzı sebebiyle hepsi yetişkinler için bilim kurgu eserleriydi. Yani 6 yaşındayken klasikleri dinledim. Isaac Asimov, Robert A. Heinlein, Frank Herbert gibi yazarların eserlerini dinledim. Tabii küçük bir çocuktum ama yetişkinler için yazılmış, yetişkinler için gereken bilimden bahseden yetişkin temalı kitapları dinliyordum. Tabii ki hastanede zor günler geçiriyordum ve çoğu zaman göremiyordum. Ve sesli kitaplar benim tek kaçışım oldu ve o dönemde tabii hasta olmadan önce belki polis memuru olurum, belki itfaiyeci olurum diye düşünüyordum ama göremediğiniz zaman bunları yapamıyorsunuz. Ama tabii ki kahramanlarım yazarlar oldu ve bana gerçekten yazar olmak için ilham verdiler. Bu benim için o noktaya gelmek çok uzun sürdü ama gerçekten kesinlikle benim için her şeyi ayıran nokta oydu. Burada iki tane merak ettiğim soru var. Birincisi, bir röportajınızda diyorsunuz ki bir kitap okudum, yazarın kitabı iyi yazmadığına karar verdim, ben daha iyi yazarım dedim. O yazar ve kitap neydi? I can't say that because bunu söyleyemem. Tabii ki gerçekten çok güzel birçok kitap yazdı ve sıra dışı bir beyefendi olduğunu biliyorum. Ama bu bana ilham verdi. Tabii ki dünyadaki en zor şey çoğu zaman insanlara bakıyorsunuz, farklı şeyler yapıyorlar, muhteşem şeyler yapıyorlar ve diyorsunuz ki ben bunu yapamam, bu kadar iyi değilim diyorsunuz. Ama bu öyle bir olaydı ki birisi birçok muhteşem şey yapmıştı ama bazı şeylerde daha başarılı, o kadar başarılı değildi. Peki neden ben olmayayım dedim. Niçin ben yapmayayım dedim. İşte hayatta bunu düşünmeniz gerekiyor. Kendinizi daha fazla ileriye doğru itmeniz gerekiyor, çabalamanız gerekiyor. Birçok şey, belki de çoğu şeyde başarısız olacaksınız belki. Çünkü ben başarılarımın çok daha ötesinde başarısız oldum ama yaptığınız şeylerde gerçekten iyi olacaktır. Çünkü olasılıksız ilk kitap denememdi. Hayatımda iki kişi var özel ihtiyaç sahibi. Annem de görmüyor ama benim annem hiç görmüyor.
Ama iki özel ihtiyaç sahibi yani annem ve kızımdan biliyorum ki bir insan eğer isterse her şeyi başarabilir. Dolayısıyla aslında bu soruyu hayatın içinde sıkışmış, hayallerine ulaşamayacağını düşünen, tatsızlıklar geldiği için hayallerinden vazgeçen insanlara bir cevap olsun diye size sormak istiyorum. Sizin bakış açınızı da öğrenmek istiyorum. Yazar olmak istediğinize karar verdiniz. Görmüyordunuz, 7 yaşındaydınız ve yaşınızın ötesinde kitaplar dinliyordunuz. Ve dediniz ki ben yazar olabilirim, neden olmayayım? Orada artık görmüyorum, hayat karardı, hiçbir şey yapamayacağım duygusuna girmekte de özgürdünüz ve haklıydınız. Bunu tercih etmediniz. Nasıl bir güç bu? Ben yazabilirim deyip bunu hayal etmek. What led me to dream that I could do it was it was more of an inspiration. Bunu yapabileceğimi iten şey gerçekten worked at a startup. Tabii ki bir startup'ta çalışmıştım. Yeni bir startup kurmak için ayrıldım ve o da başarısız oldu. Büyük bir başarının ardından büyük bir başarısızlığa uğradım ama ikinci başarısızlık kendi kurduğum şirketin başarısızlığıydı. Çok üzgündüm. İyi bir dostum, Stephanie adlı bir dostum. 30 yaşındaydım ve terminal meme kanseri teşhisi kondu. O gazeteciydi ama hep kitap yazmak istiyordu. Ben de o dönemde çalışmıyordum ve dedim ki neden ben Brooklyn'e gelmeyeyim? Çünkü orada yaşıyordum. Ben Manhattan'da yaşıyordum. Her gün kahve içmeye gideriz. Bilgisayarlarımızı getiririz. Sen kendi kitabını yaz, ben de kendi kitabımı yazarım dedim. İşte böyle başladım ve 2 saat yazardık çünkü ondan sonra bataryamız biterdi. Sonra elektrik de bulamazdık, adaptörlerimizi takacak. Ama ben böyle başladım yazmaya. Çünkü çok net bir şekilde farkındaydım. Daha önce söylediğim şey gibi çocuk sahibi olmak, bunu daha sonra yaparım diye düşünüyorsunuz, yarın yaparım diye düşünüyorsunuz ama yarın gelip gelmeyecek mi bilemiyorsunuz. Eğer bir rüyanız varsa, bir hayaliniz varsa ve fırsatınız varsa doğru zaman her zaman şimdidir. İşte bu sebeple o anda kararımı verdim, doğru zaman şimdi dedim ve bunu yapmaya çalışacağım dedim. Peki burada ikinci ayırıcınızı görüyorum aslında. Bir startup'ın başarısızlığıyla birlikte gelen büyük başarı. Hep hayalimiz olan şey bu değil mi? Düşmeden kalkmak olmuyor ve en büyük kalkışınızı aslında en büyük düşüşünüzle yapmışsınız. Ama yine de kendinize sordunuz mu? 6-7 yaşında karar verdiğiniz bu hayalinize kaç yaşındaydınız yazmaya başladığınızda ve neden o kadar geç başladınız diye düşündünüz mü? Gerçi tam zamanı dediniz ama bir hayranınız olarak daha önce yazsa mıydınız gibi bir soru geliyor insanın aklına ister istemez. Keşke daha önce başlasaydım tabii ki ama bu öyle bir şey ki çok fazla hastanedeydim. Tabii ki şükür ki sağ gözümde görüşü birazcık geri kazanabildim. Yeniden okula dönebildim. Diğer çocuklarla birlikte eğitime devam edebildiğim güzel bir üniversiteye gitme şansım oldu. Tabii ki bunun ardından yüksek lisansı Stanford'da yaptım. Matematikte iyi olduğum için de tabii ki özellikle Amerikan toplumunda eğer matematikten anlıyorsanız matematikle uğraşın derler. Tabii ki matematiği de çok seviyorum ama matematiksel modellemeler yapıyordum, işletmeyle uğraşıyordum ve işletmeden zevk alıyordum ama tam olarak bu yaratıcılık ihtiyacımı gidermedi. Ve tabii ki bu başarısızlığı işletme konusundaki bu başarısızlığı yaşadığımda başka bir şeye beni mutlu etmek için başka bir şeye ihtiyacım olduğunu düşündüm. Çünkü bu beni mutlu etmiyor. İşte bu sebeple bu kadar geç başladım. Ve bunu söylemişken keşke daha erken başlasaydım diyor.